Samsunhaber.com'dan herkese merhabalar. Hepimizin çevresinde şu arkadaş grubumuzun hepsiyle iyi geçinen belirli insanlar vardır. Biz de Samsunhaber.com olarak herkesle iyi geçinen bu insanların sırrının ne olduğunu sorduk. İyi seyirler. Nereye gidiyorsunuz? Babamı görmeye gidiyorum. Babanız kim? Erdoğan. Kimden bahsediyorsunuz? Erdoğan'dan. Ne yapacaksınız görünce? Kucaklayacağım, öpeceğim, teşekkür edeceğim. Allah yolunu açık etsin, hayırlısıyla bu günleri tekrar bize göstersin diyeceğim. Peki, teşekkür ederim, sağ olun. Doğallık. Doğallık. Samimiyet. Evet. Bunlar. Şeytan tüyü? Yok. Samimiyet diyelim. Samimiyet. Sever. Peki bu işin sırrı ne o zaman? Yani herkes tarafından sevilen insanların sırrı nedir? Her yüzde olmak, iyi düşünmek, bu kadar. Evet. İnsanlara olgun bakmalı, olumlu bakmalı, insanları küçük gözle görmemek. Şeytan tüyü de diyebilir miyiz? Diyebiliriz biraz. Esrafına sevilmez. Her ne kadar zahiren sevmiş bile görünse batinen sevmez. Sevmeyen de vardır. Vardır, mutlaka vardır. Evet. Çevrenizdeki herkes sizi sever. Herkes sever. %100. %100. %100. Beyefendinin arkadaşı da zaten öyle. Ben seviyorum kendisini. Evet. Bana ne? İnsan önce kendiyle barışık olunca etraftaki insanlara da barışık oluyor. O yüzden art niyetli olmayınca herkes sever tabii ki yani. Ya herkes tarafından sevilen insanların sırrı nasıl diyeyim? İnsanlara kötülük düşünmemek lazım, iyi olmak lazım herkese. Sevilmek için değil de iyi olmak lazım genelde. İyi insan olmalarıdır herhalde. Başka? Dürüst olmalarıdır. Belirgin bir özellikleri var mı? Tayyip gibi insansa severler herhalde. Efendim? Tayyip Erdoğan gibi insanlarsa severler herhalde. Şeytan tüyü mü? Hani deriz ya, sende şeytan tüyü var, seni herkes seviyor. Bilmiyorum. Bunların sırrı nedir? Sırrını bilmiyorum. Yani ne yaparsak herkes bizi sever? Herkese eşit davranırsak. Onu onlara sorman lazım. Tahminimiz var mıdır sizce? Veren varsa, %100 veren varsa onu onlara sor. Ben %100 vermedim. Hani sevmeyen de vardır dedim mi? Evet. Evet. Herkes sizi sever mi? Evet, sever. Peki bunun sırrı nedir? Mutlu olmak. Mutlu olmak. Çevreyi de mutlu etmek. Başka? Başka... Yani genel olarak mutlu olmak, çevrende mutlu gözükmek. O zaman bir şeytan tüyü de var sizde. Var, vardır, evet. Ne? Yavan çakalısın sen! Sevgi. Ne yaparsak herkes bizi sever. Bakış açısı, yani sen seversen onlar da seni sever. Tarafından sevilen bir insan mısınız? Evet. Herkes sizi sever mi? Ben seviyorum mesela. Allah canını almıyor. Abla seviyor mu? Yalan mı şimdi? Teşekkür ederim. Bizim tavukçumuz. Aynen abla. Ailesinin tavukçusuyum abla ama çok seviyorum abla gerçekten yani. Vallahi sevilen bir insan. Peki çok işin sırrı nedir? Yani herkes tarafından sevilmenin sırrı nedir? Vallahi sevilirsin, seversin. İyilik, güzellik, merhametlik, insanlık. Şeytan tüyü de var o zaman sizde hafiften böyle. Şeytan uzak dursun bizden. Seviyorum. Peki sevmeyenler de var mıdır? Vardır muhakkak ki. Ama mesela çevremizde böyle herkesin sevdiği insanlar vardır. Şeytan tüyü var dediklerimizden. Sizce onların sırrı nedir? Herkes onları niye sever? Vallahi fikrim yok yani, karakter meselesi herhalde. Sıcakkanlı olması, sevecen olması, nasıl diyeyim yani? Başka belirgin bir özelliği var mıdır? Çok konuşkan olması, her yere ayak uydurması. Evet. Yani şunu yapalım dediğimde hayır demez hemen. Bu yüzden de herkes tarafından sevilir. Siz tarafından sevilen bir insan mısınız? Hiç sevilmem. Hiç mi? Hiç. Neden? Gazeteciyim. Şeytan tüyü yoktur. Herkes kendine göre, çıkarına göre hareket ettiği için her renge bu kalemin diyelim biz onlara. Sen mısınız? Yani. Herkes sizi sever mi? Seven vardır illa. Beni sevmeyen olsun. Bir şey. Yani aynen. Peki işin sırrı nedir? Yani herkes tarafından sevilen insanların sırrı nedir? Niye herkes sever? Dürüst olması. Mesela şu yanımdaki arkadaş. Evet, ona sorduk. İşin sırrı nedir o zaman? Ne yaparsak herkes bizi sever. Mesela o arkadaşın belirgin özellikleri neler, sevilmesi? Samimiyet var. Evet. Espri falan. Bize bir espri yapar mısın? Şakalar falan. Soğuk espri patlatayım valla. Pat. Kalk. Ya ne oldu ya? Allah.